Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir kombinasyonla karşınızdayım. Bu kombinasyonda RusMap'ın 2-3-1 sürümü yayınlandı. ETS 2139 için. Onun için hazırladım. Daha önce 2-1 sürümünde, 2-1-1 sürümünde bu Kazakistan'da sorun çıkıyordu. Şimdi o sorun giderilmiş görünüyor. Gerçi Kazakistan henüz 1.39 için güncellenmedi ama şu anda sorunsuz çalışıyor. Burada birkaç tane haritamız var. En alttan başlayıp gidelim yine. Rodos adası var. Bu EuroRoadNet küçük bir bölge ekliyor Almanya'da. Oldukça güzel. Bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Bu oldukça zor yolların olduğu bir video bu. Oldukça da güzel bir harita. Keyifli kamyon kullanabileceğinize inanıyorum. O da sorunsuz çalışıyor şu anda. Gerçi bu da 1.39 için güncellenmedi. Medmap yine İtalya'da bir bölge ekliyor. Bu Medmap ve Rodos adası arasında bir feribot bağlantısı kuruyor arkadaşlar. Yani İtalya'dan Rodos'a feribotla gidebiliyorsunuz böylece. Bu Kazakistan haritası 4 dosyadan oluşuyor. Dev, Map, Model ve Model 2 dosyaları. Bu Kazakistan haritasında bir sorun var. Font sorunu. Kamyonların plakaları ile ilgili. Bu kamyon plakalarındaki font sorununu gideren bir fix dosyası. Aslında bu font sorunu sadece kamyon plakalarında değil, tabelalarda da var. Ancak bu güney bölgesi için az sonra göstereceğim bir tane fix dosyası var. Arayas'ın hazırladığı. O fix dosyası bu Kiril alfabesi için yeni fontları tanımlamış. Dolayısıyla Kazakistan'da da bu tabela sorunu çözülmüş oluyor o fix dosyası ile. Güney bölgesi için 4 tane dosyamız var. Bunlardan biri İngilizce dosyası, Dev, Model 1 ve Model 2 dosyaları. RusMap 4 dosya yine. Dev, Map, Model ve Model 2. Bu RusMap'ın 2-3-1 sürümü. Yani 1.39 için hazırlanmış yeni sürümü. Bu Peter for RusMap 2-3-1. Bu da Petersburg şehrini ekliyor. Daha doğrusu Petersburg şehrini değiştiriyor RusMap'ta. Petersburg biliyorsunuz DLC ile gelmişti. O DLC'nin yerine DLC'deki Petersburg yerine bunlar kendi yorumlarını eklemişler Petersburg'a. Ben ekliyorum. Siz de ekleyip eklememekte serbestsiniz. Yani bu çok zorunlu değil. Eğer isterseniz eklemeyebilirsiniz. Yani DLC'deki Petersburg'dan memnunsanız bunu eklemeyebilirsiniz. Bu RusMap ve Kazakistan arasında yol bağlantısı sağlayan bir mod arkadaşlar. Volga haritası Kazakistan'a ve Rusya'ya bağlayan Volga bölgesini içeren bir harita. 4 tane dosya var. Bir dil dosyası olmak üzere Dev, Map ve Model dosyaları. Bu Türkiye haritası. Bu 1.39 için henüz güncellenmedi. Ama şu anda sorun olmadan çalışıyor. Türkiye haritasıyla güney bölgesi arasına yol bağlantısı kuruyor bu. Ro Extended'in 4 tane dosyası var. Bu 4 dosya 2.8 sürümü yani ücretli sürümü. Eğer 2.8 ücretli sürümünüz yoksa 2.5 sürümünü bunların yerine koyabilirsiniz. Bu da Ro Extended'in İngilizce şehir isimleri. Bu 2.5 içinde, 2.8 içinde geçerli arkadaşlar. 2.5'da kullansanız bunu kullanacaksınız. Yani Kiril alfabesiyle görmek istemiyorsanız şehir isimlerini İngilizce görmek istiyorsanız bunu kullanmanız gerekir. Bu Ro Extended 2.8 ile yani ücretli sürümü Ro Extended'in ücretli sürümü ile RusMap arasında bir yol bağlantısı. Bu yol bağlantısını eğer 2.5 kullanıyorsanız bu yol bağlantısını kullanmayacaksınız. Bu da Ro Extended 2.8 ile güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı. Dediğim gibi yine az önce söylediğim gibi bunda da 2.5 sürümünü kullanıyorsanız Ro Extended'in ücretsiz sürümünü bu güney bölgesi bağlantısını kullanmayacaksınız. Bu güney bölgesi için bir fix dosyası Arayas'ın hazırladığı. Güney bölgesinin yani şu haritanın 1.39'da çalışmasını sağlıyor.
Bu aynı zamanda o fix dosyası bu Kazakistan'da da tabelalardaki fontları da düzeltmiş oluyor dolayısıyla. O yüzden bunu kullanmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bütün haritalarımız bu kadar. Bunun dışında geçen sefer unutmuştum bunu paylaşmayı. Şu da harita zemini arkadaşlar. Bunun da linkini vereceğim. İsteyen bunu kullanabilir. Bu soruluyor çünkü. Onun dışında bir de ekranın üstünde rota danışmanını gösteren bir tane mod var benim yaptığım. Bu rota danışmanını ekranın üstüne bir satır olarak koyuyor. Bunun da linkini vereceğim. Kullanmak isteyenler bunu da kullanabilirler. Bu da birkaç kere soruldu çünkü ihtiyacı olan varsa onu da indirebilir. Evet arkadaşlar, şimdi bu. Bir de haritamıza bakalım. Arkadaşlar haritamız bu. Navigasyonu bir sıfırlayalım. Şu anda kamyon Rodos'ta benim. Rodos adası şurada. Buradan nerelere gidebileceğimize bir bakalım. Tekrar başlayalım, sıfırlayalım da şeyi. Ben birkaç yeri dolaştım. Herhangi bir sorun yok şu anda görünen. Ama bu hiç sorunla karşılaşmayacağınız anlamına da gelmez. Çünkü harita kombinasyonlarında farklı insanların hazırladıkları haritalar var. Dolayısıyla zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. Eğer öyle bir sorunla karşılaşırsanız yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ama çoğu hata da benim çözebileceğim şeyler olmuyor. Çünkü harita yapımcılarının bir takım düzenlemeler yapmaları gerekiyor. O yüzden çok da ümit var olmayın. Ancak sıralama ile ilgili hatalarınız olur ya da başka bir sorununuz olur. Yani benim çalıştığımdan emin olduğum ama sizin yapamadığınız bir şey olur. O zaman yardımcı olmaya çalışırım. Haritamız bu arkadaşlar. Şimdi Türkiye haritamız var. Rodos var burada. Burada İtalya'nın o küçük bir eklentisi var. Şurası. Almanya'da bir bölge var. O Euro Road Net. O da şu. Roa Extended var. Güney bölgesi var. Kazakistan var. Ve Rus Map var. Haritamız bu. Bir de yük ekranımıza bakalım hemen. Yük ekranımıza da her yerden yük çıkıyor. Dediğim gibi aslında bunu size göstermek için yapıyorum ama bunları haritayı kombinasyonları yaparken her seferinde tekrar tekrar deneyerek yapıyorum. Bir sorun olup olmadığını görmek için. Dolayısıyla aslında bir sorun olmadığını biliyorum ama sizin de görmeniz için bunu yapıyorum. Yani şu anda dediğim gibi herhangi bir sorun yaşamadım ben. Sizin de yaşamayacağınızı umut ediyorum. Şimdi bundan sonra bir de Promos'la ilgili bir kombinasyon gelecek hemen bunun arkasından. Bunu bitirdikten sonra onu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, bu da bu kadar. Bu haritamız bu kadar. Promos için de az sonra bir tane hazırlayacağım. Onu da bu gece paylaşmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.